Efsane. Efendim selamlar, sevgili Tadın Notları kanalına hoş geldiniz. Neredeyiz? Hatay'ın en güzel ilçelerinden bir tanesinde İskenderun'dayız. Buraya gelmeden önce küçük bir araştırma yaptık. Takipçilerime sordum. İskenderun'da nerede et döner yiyebiliriz dedim. Onlar da bana Ali Usta'yı işaret ettiler. Şimdi Ali Usta'da et döner nasıl yapılıyor, nasıl hazırlanıyor ve neden bu kadar çok tavsiye ediliyor, hepsini öğrenmeye geldim. Hazırsanız başlıyoruz. Ali abi kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı işler. Teşekkür ederim abicim. Ne var ne yok abi? Nasıl işler? Çok şükür. İyi. Hamdolsun. İyi. Şimdi koca ilçede sorduk. Et döner nerede yiyebiliriz diye. Herkesin ortak düşüncesi Ali Usta. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yılından beri yapıyorsun abi? 85'ten beri. Nedir abi senin et dönerin özelliği nedir? Et dönerimin özelliği etimin güzel olması, temiz olması, baharatım. Bunlar senin özel kılan şeyler. Tabii. Sen de zaten özel bir insansın. Böyle sanki film setinden çıkmış da gelmişsin buraya. Sağ olun. Bravo abi, vallahi tebrik ediyorum. Sağ olun. Dönerinin ne kadarlık kısmı yaprak, ne kadarlık kısmı kıyma? %50 kıyma, %50 parça. Karışım kullanıyorsun yani. Evet. Bu şekilde izleniyoruz. Bu döner bir marinasyondan geçiyor. Ondan bahsedebilir misin bize? Tabii ki. Bir gün önce parçasını soğana, süte, yağına, baharatını güzel bir yatırıp bir gün dilendiriyoruz. Kıymasını da baharatıyla yoğurup onu da aynen bir gün dolapta dilendiriyoruz. Yani bebek gibi özen gösteriyorum tabii diyorsun. Tabii ki. Vallahi eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Neler hazırlıyorsun abi? Burada İskenderun'dan en çok sevdiği şey nedir? Dürüm. Ekmek. Dürüm, lavaş ekmeğini. Lavaş mı? Sütlü ekmek mi? Yok, lavaş. Lavaşı yapıyorsun. Bizim buranın özelliği lavaş. Bir de siz o lavaşı böyle sosluyorsunuz. Tabii ki. Biberleyip, soslayıp, piyazıyla, soğanlı, soğansız. Peki bana da yapacak mısın? Tabii ki, hemen. Evet Ali abi, ne yapıyoruz şimdi? Öncelikle ekmeğimizi biberliyoruz. Acılı veya acısız isteyene. Bu normal, kendi acısı. Böyle ekmeği iyice masaj yapar gibi. Evet. Onu biberleyip. Salça ve ayçiçek yağı mı? Ay, mısır özü. Mısır özü. Oku yapmasın diye mısır özünü tercih ediyoruz. Tamam. Şimdi sırada hangi işlemler? Isıtıp, ekmeği ısıtıp sarıyoruz. Tamam. Ekmeği nerede ısıtıyorsunuz? Sarıda. Sarıda ısıtıyorsunuz. Evet. Sen burada tavuk döner de yapıyorsun. Tabii ki et tavuk, her ikisi var. Her ikisi var. En çok hangisi gidiyor? Ben de et tercih ediliyor. Evet. Çoğunlukla et. Tavsiye edilen yani de zaten etti. Dışarıdan gelenler et için geliyorlar yanıma. Değil mi? Tabii ki. Bize de tavsiye edilen zaten et dönerdi. Hoş geldiniz, evet. Şimdi o zaman biz dürümümüzü hazırlamaya başlayalım. Ekmeğimiz ısınıyor, onu saracağız. O ekmeğe bir bakalım. Nasıl? Böyle dışı çıtır çıtır oluyor değil mi? Evet. Hatta renk değiştirecek. Oldu mu? Hazır. Hazır. Soğanlı, soğansız. Müşterinin tercihine. Soğanlı olsun. Peki. Adam ne kadar et koyarsın yaklaşık olarak? Yaklaşık olarak 70 gram. 70 gram kadar et kullanıyorsun. Servislere 100 gram. Tamam. Üzerine de sosunu döküyoruz. İşte olayın nirvana noktası bu nokta. Bu her şeyi değiştiriyor değil mi? Bu evet. Sos olmazsa olmaz. Olmaz mı olmaz, evet. Bunu servis yapıyoruz. Süper. Şimdi neye geldi sıra? Servis döneri. Servise. Servisi de görelim. Hemen. İskenderunların derzavat dediği olay değil mi bunlar? Evet. Yanına sumaklı soğan, domates. Evet. Tam olarak adı ne? Derzavat mı? Derzavat. Doğru söylemişim o zaman. Evet, altına bir parça ekmeğimizi koyduk. Etimizi de üzerine bu şekilde. Sosumuzu da. İskenderun'a gelip de ben bu sostan istemiyorum demesinler. Bir denesinler. Tabii ki, evet. Öyle konuşsunlar değil Doğru. mi? Şimdi bazıları Doğru. diyorlar. Bu sos yakışır mı, yakışmaz mı? Gelip kendileri karar kendiler versinler Ali abi. Doğru denesinler. Mu? Sosunun bir tarifini alabilir miyiz? Neler var içinde? Sosumuzu önce bir salçamızı yağla kavuruyoruz. Tamam. Suyunu ilave ediyoruz. Bize has birkaç baharatı var. Onları kendi sırrımız. Evet, onu ekliyoruz. Onları Tosunu veremem ekliyoruz. Diyorsun. Herkesin kendi yanına göre bir sos yapışı var. Tamam. Sonra o şekilde hazırlayıp sosumuzu kaynatıyoruz. Çok Altın güzel. Altın kısık ateşte sıcak kalıyor. Sizde dönerin sıcak olması ve sıcak servis edilmesi çok önemli. Tabii ki. O yüzden ekmeği sonuna kadar ısıtıyorsunuz. Sonuna kadar ısıtıyoruz. Neredeyse dışarı yanacak kadar oluyor. Evet. Ve sosun da altı sürekli açık. Açık. Sürekli evet. yanıyor. Evet. Ali abi, ellerine kollarına sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Sağ olun, bizler de. Ben şimdi izin verirsen senin bana hazırladıklarının tadına bakacağım. Afiyet olsun. Masada görüşürüz.
Geldik en önemli zamana. Ali abi tekrardan eline koluna sağlık. Afiyet olsun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben hem tadını yapacağım hem de Ali abiyle sohbete devam edeceğiz. Ali abi öncelikle sana şunu söyleyeceğim. Bu kıyma yaprak döner aslında insanların korktuğu bir şeyler var. Evet. Sen de biliyorsun. Kıymada çok büyük hileler dönüyor, çok oyunlar dönüyor. Doğru, yapan yapıyor. Yapanlar yapıyor. Senin evet. Bu konu hakkındaki düşüncelerin ne? Benim etimde 1 gram hile bulana 10 bin dolar para veriyorum. İddia ediyorsun. İddia ediyorum. Tavuk karıştıran, ekmek içi, irmik, herhangi bir şey karıştırmıyorum ve ben iddialıyım. 10 bin dolar para veririm 1 gram hile bulana. Biliyorsun geçen haftalarda olaylar oldu. Baş eti yani kelle eti karıştıranlar bile olduğu söylendi. Evet doğru. Ve isimleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda da yayınlandı. Doğru. Ama Ali abinin büyük bir iddiası var. Ben de 1 gram bir hile bulana 10 bin dolar veriyorum diyor. Dolabında çiğ eti de alıp halledebilirler. Pişmiş etini de alıp halledebilirler. Her şey ortada diyorsun. Her şey ortada. Mutfağımda da kapı yok. Açık mutfağımda gezebilirler. Herkese açık diyorsun. Açık mutfağım açık. Abi süpersin. Şimdi ben tadıma geçeceğim. Senden de buranın böyle bir adresini istiyorum. Neredeyiz abi biz? Arsuz merkezdeyiz. Arsuz'un eski esnaflarından biriyim. 25 yıldan beri Arsuz'da esnafım. Döner çok iyi. Afiyet olsun. Benim korkularım vardı hazırlanırken. Ali abi sosladıkça acaba ben sos etin lezzetinin üstünü örtecek mi diye biraz tedirginlik yaşadım ama hiç de değil. Hatta daha fazla yakıştığını düşünüyorum şu tabii anda. Tabii sos ete yakışıyor. Ete ve tabağa. Ali abi fiyatı ne? Şu an yediğim dürüm kaç gram etten oluşuyor ve fiyatı dürüm ne? Dürüm 70 gramdır. 13 lira. Servisi 100 gramdır. 20 lira. Tavuğun dürümü 11 lira. Servisi 17 lira. Yani bugünkü et fiyatlarına bakarsanız ben fiyatların da uygun olduğunu söyleyebilirim. Yok, fiyatları iyi, uygun yani. Şimdi etin bir de et olarak tadına bakalım. Ekmeksiz. Bunun da üzerine sos eklendi çünkü İskenderun'dayız. Evet. Sos olmazsa olmaz. Çok çok iyi. Dürümün içinde o kadar anlamadım ama et olarak yediğiniz zaman siz de eğer buraya gelirseniz benim gibi yapın. Hem dürüm söyleyin hem de böyle servis yiyin. Efsane. Efsane. İskenderun halkını tebrik ediyorum. Onlar damak tatlarını biliyorlar. Ağız tatları var. Bana çok güzel bir nokta tavsiye etmişler. Ali abinin yüzlüğü değil. Arkasını da dönse aynı şeyleri söyleyeceğim. Ali abi tebrik ediyorum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Vallahi afiyet söyleyecek olsun. Söz bulamıyorum. Nasıl manastır yaptın? Onların detaylarını çok girmeyeceğim ama videonun başında zaten birkaç bir şeyi, birkaç bir sırrı verdi. Evet. Değil mi abi? Evet. Onların birkaç bir şeyini söyledim. 24 saat öncesinde onlar ki dilendirip baharatlayıp dolapta dinleniyor. Ondan sonra servise ondan sonra servise gidiyor. Abi açılış kapanış saatlerini söyleyelim mi? Sabah 9.30'da iş yerimizi açıyoruz. Dönerimizi hazırlamak 1 saatimizi alıyor. 10.30'da döner pişmiş hazır oluyor. Gece de kış zamanları 11-12 arasına kadar bekliyoruz. Yazın ama sabah 3'e 4'e kadar açarız. Öyle yazları mi? Evet. Zaten burası şöyle bir şey söyleyeyim ben. Arsuz. Sayfiye yazlık bir yer. Evet. Tatil. Yazlık kasaba burası. Evet. Yazın buranın nüfusu artıyor. Tabii 2'ye ki. 3'e 4'e katlanıyor. Doğru. Ve sizler de mesai saatlerinizi ona göre artırıyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi eğer buraya gelirseniz zaten dönerci Ali Usta dediğiniz zaman size hemen tarif edecekler. Ben adres istedim ama herkes biliyor. Bir İskenderunlu'ya sorun sizi direkt buraya getirecek. Doğru. Evet. Ali abi söylemek istediğin bir şey var mı? Yok abi söyleyecek bir şeyim yok şu an. Dönerim belli, ortada. Tüm çevrede beni tanıyor. Sağ olsun, var olsun gelenlerden. Ali abi susuyor, konuşmuyor ama döneri konuşuyor. Evet. Söyleyecekte üzerine fazla bir şey fazla yok. Bir şey yok. Ben videonun sonuna geldik diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen videoya beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Kanala destek olmak için ise abone ol tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bir yorum bıraksınlar mı abi aşağıya? Bıraksınlar. Videodan sonra bir yorumunuzu nokta dahi olsa bekliyorum. Herkese keyifli günler, keyifli haftalar. Hoşça kalın, mutlu kalın.